TürkçeSpeaker.com'un sunduğu mücadele az sonra başlıyor. Rusya-Türkiye mücadelesindeyiz. Ali Kerim hocamla yerlerimizi aldık. Az sonra maç başlıyor. Hoş bulduk Hasan hocam. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Nereden bu kanıya vardın hocam? Merak ettik. Öyle hissettim hocam işte. Pekala. Kadroları geliyor ekrana. Kesti pası. Sağdan süratle geldi ama destek yok. Uzun oynadı. Adeta. Uzattı. Yerden bir orta. Bu şut nasıl kaleyi bulmadı? İnanılır gibi değil. Aradan oynadı. Orta alana doğru. Savunma uzaklaştırdı topu. Şimdi bir kontra atak yakalayabilirler. Beklediği pas bu değildi. Top uzaklaştırıldı. Sonuç getirmiyor. Top taça gitti. Çok kritik bir zamanlama ile kesti topu. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Önü bomboş. Şimdi attı şutu. Atak ziyan oldu. Net gol pozisyonu nasıl harcanır? İşte böyle. Evet.
dışında kaldı. Efsane bir çalımla geçti rakibini. Sağdan sağdan geliyorlar. Diğer kanada attı. Selçuk İnan. Türkiye. İşte futbol bu şovlarla daha bir güzel değerli izleyiciler. Uzak direğe yaptı ortayı. Gol şansı. Allah'ım gol! Gol, gol, gol! İşte Türkiye bu. İşte mücadele ve hırs bu. Aferin çocuklar. Devamı da gelsin. Kafa vuruşu 10 numara. Çok iyi bir zamanlamayla attı golü. İlk golü gören taraf, skor 1-0. Biraz rahatladılar ama rehavete kapılmamak lazım. Bir gol daha gelirse o zaman işler değişir. Topu tekrar almak için ayak koydu. Yüksek bir top. Sonuç gelmedi. Sağdan bir orta şansı olabilir. Top boşta kaldı. Korner. Bir kafa. Çok kritik zamanda tehlikeyi uzaklaştırdılar. Sağ kanadıyı kullandı. Uzak direğe yaptı ortayı. Atak sonuçsuz kaldı. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Savunma kademede başarılı. Topun rüzgarı ağları salladı ama gol gelmiyor. İleriye uzun oynadı. Kesti pası. Uzun bir pas. Attı şutu. Gol! Gol! Ve 2 oldu. İkinci gol rakibin umutlarını çökertti. Artık daha riskli oynamak zorundalar. Türkiye 2 farklı önde. İkinci gol hocanın stratejilerini değiştirecek mi bakalım? Bir şut! Bir kafa! Yeter diyordu kaleci, atmayın diyordu ama onu kimse dinlemiyordu. Kaleci ağlıyordu, goller yağmur gibi yağıyordu değerli izleyiciler. Gol! Bu gol rakibin fişini çekti. Bu gol rakibi çimlere gömdü. Ölüm vuruşu oldu adeta. İlk yarının son düdüğü ve ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Türkiye. Kesti pası. Diğer kanada attı. Takımını hücuma kaldırdı. Koptu gidiyor. Şimdi bir ara pası. İleriye uzun oynadı. (Gülüyor)
geçti. Kale! Nefis vurdu ve gol! Ve gol! Rakibi paramparça etti. Elbette taraftarın da desteğinin rolü büyük. Taçla oyun devam ediyor. Sol kanadı iyi kullandı. Şimdi orta şansı. Büyümeden hata kestiler. İleri uzattı. Hata sürükledi. Pas için arkadaşlarına baktı. Topu kaptırmaya niyet yok gibi. İleri uzattı. Kazandı. Bir şut. Etkili bir şuttu ama gol gelmedi. O kadar uzaktan kaleyi tutturmak bile çok zor. Çok yaklaştı ama olmadı. Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. İleri uzattı. Şut! Topa gömçürdü adeta ama sonuç çıkmıyor. Herkesi heyecanlandıran bir pozisyondu. İleri uzattı. Soldan soldan geliyorlar. İleri uzattı. Öne oynadı. Klas bir şut. Organize bir atak ama ormanize bir şut. İstediği yere gitmedi top. Kanada bir pas. Bir orta daha. Şimdi bir orta. Türkiye köşe vuruşu kazandı. Bir kafa. Kaleci bile güldü geçti bu şuta. Kanada bir pas. İleriye uzun oynadı.
Saka attı. Müthiş kurtarış. Gol kaçtı. Top kapma mücadelesi. Arkadaşlarına baktı. İleri uzattı. Taç. Şimdi bir orta. Değerli izleyiciler, hemen şu bilgiyi verelim. Türkçe speaker'de eksikler veya hatalar olabilir. Lütfen güncellemelerini turkcespeaker.com adresinden takip edin. Topa değil, rakibi bir müdahale var ve karar faul. Türkiye tekrar yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.